Sayın Polat, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine tekrar edeyim. Çünkü çok tartışılan bir konuydu. Bunlara memleketi emanet etmeyeceğiz sözü Erdoğan'ın. OHAL'in bir yıl uzatılması. OHAL'li bir süreçte iktidarın seçim yapmak istediğini biliyoruz. Çünkü OHAL koşullarında seçim sisteminin ne kadar güvensiz olduğu hepimizin malumu. Dolayısıyla erken seçim bekliyor musunuz? Yani bu bir yıl, üç yıl istediler, bir yıl önümüzdeki yılın bu aylarına denk geliyor. Acaba bir erken seçim olasılığı var mı? Ve Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını, muhalefet bu konuda hazırlık yapıyor mu? Seçim sistemiyle ilgili işte Sayın Bozkurt altını çizdi. O zaman biz de çok yazdık, çizdik. Yani kendi köşemizde yaptık, defalarca televizyon programlarında her hafta gündeme getirdik. Seçim güvenliği sağlanmalı diye. Ama birçok seçimi de birçok eksikle geçirdiğimizi de biliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda bir önlem hazırlığı yapılıyor mu muhalefette? Öncelikle bizi izleyen tüm izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Hüsnü abiye selamlarımızı buradan gönderelim. Yarın bayram. Şimdiden büyüklerimizin bayramlarını kutluyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Bayramlara biraz daha buruk giriyoruz Türkiye'de. Anadolu'yu geziyoruz. Burukluğun nedenlerini de konuşuruz. O yüzden bu bizim iktidardaki, muhalefetteki son bayramımız olsun diliyoruz. Umarım erken seçim yaparlar ve biz bir an evvel iktidara geliriz diye düşünüyorum. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın ne söylediklerine bir geriye doğru dönüp baktığımızda birbirleriyle çelişkilerle dolu ifadeleriyle karşılaşıyoruz. Bir önceki açıklamalarından bir tanesi bu kamu özel işbirliğini biz son vereceğiz bu soyguna. Engel olacağız dediğimizde döndü, bak yarın sizden söke söke bunları alacaklar dedi. Muhalefetin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın iktidara geleceğini kendisi de görüyor ve beraber zengin ettiği bir avuç tefeciye, bir avuç beşli çeteye bunlar sizin elinizden alır deyip bir hazırlık içerisinde de olduğunu görüyoruz. Tabii memleketi bunlara emanet etmeyiz lafı çok demokrasi dışı bir laf. Biz Anadolu'da bu memlekette inanılmaz demokrasi mücadelesi vermiş, demokrasi tarihini acayip yaşayarak geçirmiş bir toplumuz. Mesela daha önce 2. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki devleti yönetemediği dönemlerde, borçlu olduğu dönemlerde karşısındaki muhalefet için Enver ve Talat Paşa'nın yazışması vardır. Benim hayatımda çok önemli bir yazışmadır, mektuplaşmadır o. Der ki Enver der, belki biz yanlış yönetiyoruz. Muhalefet de bu memleketin çocukları. Bırakalım belki onlar doğru yönetirler. AKP'de vicdanı olan herkesin bugün kendine vicdanını sorgulaması gerekiyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partililer de, İyi Partililer de, Millet İttifakı'na mensup partililer, hatta yeni kurulan kendi işlerinden düne kadar yoldaşlık yaptıkları partilerdeki bulunan siyasiler de bu memleketin evlatları ve belki kötü gidişe bunlar son verebilir diye düşünmeleri gerektiğine inanıyorum. İçlerinde sağduyulu vatandaşların bunu düşündüğünü görüyorum. Mesela Anadolu'ya gittiğimiz zaman kaleleri olarak düşündüğümüz yerlere gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi uzunca bir dönem Kars Kağızman'da belediye başkan adayı çıkartmamış. Bugün iddia ediyorum ki Kars Kağızman'da iyi bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı çıkartsa kazanabilecek dönem durumda. Çünkü düne kadar insanların hayatlarında işte parayla herkese giderilmiş yoksulluklar dağıttı. Bir yardımlar dağıtılmaya başlandı. Sosyal yardımları sanki insanlara lütufmuş gibi dağıtan bir devlet yapısına devleti taşıdılar. Ve insanlara da Cumhuriyet Halk Partisi gelince bunları alır dediler. İşlerin iyiye gittiği dönemde insanların elinde para varken tahribatların bunların Türkiye'yi karış karış nasıl sattığını görmezken iş iyiydi vatandaş için. Fakat bugün insanlar intihar ediyor. İşte anlatılan güçlü, itibarlı Türkiye laflarının ne kadar kof olduğunu biz bu süreçte gördük. Siz sadece, Giresun ve Trabzon'daydınız değil mi yakın zamanda 40 milletvekiliyle? Evet, Ordu, Giresun, Trabzon'daydık. Şimdi partimiz, nasıl orada hava? Yani orada biz biliyoruz hava, ki AKP orada ciddi oy alıyor o bölgede. Yani şimdi Anadolu'da her tarafta varız. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz, parti meclis üyelerimiz de eşlik ediyor bize. 40 civarı, 40'lı 30'lu gruplar halinde geziyoruz. Mesela gittiğiniz zaman hiç belediye başkanı olmayan Eynesil'e gidiyorsunuz, bizde değil. Bir bakıyorsunuz ki esnafın durumu kepenk kapatmak üzere. Batmış esnaf,
battığının farkında değil. Orta çaplı tüccara gidiyorsunuz. Mesela inşaat malzemesi satan insanlara gidiyorsunuz. Adam kaygı içerisinde ve diyor ki 1 milyon lira olan sermayem 6 ay önce 1 milyon liraydı. Bugün sermayem 350 bin lira eksilerek 650 bin liraya düşmüş diyor. Diğer insanlara bakıyorsunuz. Alım gücü düştü dediğimde ihtiyar emekli yurttaşlarımız azarlamaya başladı. Ne alım gücü düştü? Alım gücümüz yerle bir oldu. Bunlara bir şamar vurmak gerekiyor diyor. Mesela Karadeniz insanı inanılmaz derecede bunlara bir kredi tanımış. Güzel insanlar, temiz insanlar, kirliliğin daha, kapitalizmin kirliliğinin daha bulaşmadığı tertemiz insanlardan kurulu. Ve insanların hayat damarı orada fındık ve çayla akıyor. Evet. Şimdi fındığı siz bir uluslararası şirkete bütün bir Karadeniz insanının emeğini, alın terini sömürttürdüğünüz zaman bu insanlar ister istemez bıçak kemiği delip geçtikten sonra onlara ciddi bir tokat vuracaklar. Buna hazırlar. Ordudaki insanlar inanılmaz hazır. Gördüğümüz coşkuyla buraya mesela bütün arkadaşlarımız 3 gün az uyuyarak, çok çalışarak zaman geçirdi ve hiçbirimiz yorulmadık. Çünkü inanılmaz bir enerji alıyorsunuz. Karşılık buldunuz yani. Karşılık buluyorsunuz. Her tarafta karşılık bulunuyor. Çünkü artık saklanamayacak duruma gelmiş Türkiye'deki tahribat. Artık her şeyi anlıyorsunuz. Bir tane işte sizin de söylediğiniz gibi eski bir mafya babası ve bunlara oy istemiş bizlerin solcuların kanlarını oluk oluk içeceğini, onların kanlarıyla duş yapacağını söyleyen bir vatandaşın ifşaatlarıyla herkes onun artık doğru olduğunu biliyor. Arkasından bir bakıyorsunuz Binali Bey'in oğlunu sorduklarında işte oğlum Venezuela'ya şey götürdü diyor, maske götürüyor. Parti çalışıyor. Bir tane maske gitmemiş. Bir tane kit gitmemiş. Bütün yalanlar artık yavaş yavaş toplumun evet. gözünde Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiydi, özel haberi. Evet. Flu olan bütün alanlar, gri alanlar artık renklenmeye başladı Türkiye için. Bu durumda kendileri için sonun başladığını gören iktidar görüyor. Çok net bir şekilde saldırganlıkları, bütün yaptıkları sonun başlangıcı. Güvenli seçim olur mu? Güvenli seçim şöyle. Ben belki biraz daha farklı düşünüyorum. Değerli konuklardan, demokrasiye inanıyorum. İnsanlar bir tane oyları var demokraside, ortak oldukları, demokrasiye ortak oldukları sıradan bir vatandaşın bir tane oyu var. Toplamın oyunun bir noktaya delege edildiği andan itibaren o oya herkes sahip çıkarlar. Tıpkı İstanbul'daki gibi. 13 bin farkla seçim kazanıldı. Bir sonraki dönüşte 800 küsur bin oyla seçim evet. kazandı. Bunlara hani örgütlülük elbette çok esastır. Fakat artık insanlar partilerin ya da liderlerin müşterisi değiller. Ortağı olmak istiyorlar. Siz onların elinden bu yönetim hakkını, bir oyla yönetimi değiştirme hakkını aldığınız zaman Türkiye'de çok ciddi sosyal sorunlarla karşılaşırsınız, sosyal patlamalarla karşılaşırsınız. Elbette ki biz hazırlığımızı yapıyoruz. Millet İttifakı'na tabi bütün partiler kendi işlerinde hazırlığı yapıyor. Mesela şimdi, İttifaktan dolayı herhalde sandık güvenliği biraz daha iyi biraz olacak. Biraz daha iyi, biraz daha iyi olacak. Şimdi bizim oylarımız artıyor. Sizin söylediğiniz bir şey vardı. Eriyor fakat işte bu oylar nereye gidiyor? İstenen oranda artıyor muhalefetin oyları. Şimdi muhalefet çeşitlendi. Muhalefet eskiden Cumhuriyet Halk Partisi ekseninde dönen bir muhalefet vardı. Sonrasında muhalefetin çeşitlenmesinde, zenginlenmesinde İyi Parti bir önemli bir faktör olarak ortadaydı. Bugün AKP kendi içerisinden iki tane yeni parti doğdu. DEVA ve Gelecek Partisi. Bunların da iyi bir alan kapladığını görüyoruz. Profesyonel bir şekilde çalıştıklarını görüyoruz. Yani bu çeşitlilik hep beraber memleketin bekası ve geleceğine dönük bir hal alırsa toplamda bunların hepimizin oylarına yansıyacağını görüyoruz. Evet. Yani onların kapattığı bir alan var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapattığı bir alan var. İyi Parti'nin kapattığı bir alan var. Bunların toplamı işte biz hep beraber parti programlarımızı bir kenara koyduk. Memleketin geleceği ve bekası için bizim başka gidecek memleketimiz yok. Bunu halk söylüyor bize. Buna halk bize diyor ki biz işte Suriyeliler gibi başka bir ülkeye gidip mutlu olamayız. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok ve tek. Çok doğru şeyler söyledi Sayın Cemal Can Polat Başkanımız. Bizim ikinci yüzyıla çağrı beyannamemiz. Biz kurtuluş mücadelesini veren kadroların kurduğu partiyiz. O zaman kimse güzel günlerin nereden nasıl geleceğini bilmeden güzel günlere inanıyorlardı. Biz biliyoruz. Kuvayi Milliye ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bize bir demokrasi, bir ülke kurup bıraktılar.
silah arkadaşlarıyla beraber. Şimdi biz güzel günlerin nasıl olabileceğini mücadeleyle, dayanışmayla Anadolu'nun bütün çarıklı insanlarından, beyaz donlu insanlarına kadar, sakallılardan işte beyefendilerine, Fransa'da okumuşlarına kadar ulusal birlik içerisinde nasıl mücadele ettiklerini gördük. Bu mücadeleye hep beraber hazırız. İşte Millet İttifakı bu mücadelenin bir ürünü olarak ortaya çıktı. İnanıyorum ki sandık güvenliğini de hep beraber sağlayacağız. Bizim partimiz bu konuda tecrübeli. Özellikle İstanbul seçimlerinde örgütümüz de ciddi tecrübeli. Orada bakın çok önemli faktörlerden bir tanesi iyi bir örgüt liderliği ve iyi bir aday. İyi aday, iyi örgütlerle bizim Türkiye'de alamayacağımız hiçbir yer yok. Evet. Erken seçim yaparlar mı? Kazanamayacakları bir seçime girmediklerini görüyoruz. Bugüne kadar öyle işte Fatihli, Kabadayı falan, Erdoğan miti vardı biliyorsunuz. Evet. Biz bu kadar çok erken seçim çağrısı yaptığımızda o Kabadayı'nın çıkıp hadi Hodri meydan demesini bekledik. Hodri meydan demediler. O zaman sizin bir erken seçim beklentiniz yok çünkü giderse kaybedecek diyorsunuz. Giderse kaybediyor. Ben buradan tüm vicdanı olan AK Parti'de siyaset yapan milletvekilinden ilçe, il yöneticilerine, il başkanlarına kadar sesleniyorum. Biraz vicdanlılarsa, bu halka karşı biraz halk sevgisi varsa içlerinde, kendi içlerinde yaşadıkları komşularını, eşini, dostunu seviyorsa bir an evvel erken seçimi kendileri de genel merkezlerinden talep etmelidir.